Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlarım. Adalet Bakanlığı diye önümüze konulan bütçe, AKP'nin kendi yarattığı ve hukuk devleti kavramını çürüten, anayasaya bile baş kaldırma cüretini gösteren bir bakanlığın bütçesidir. O nedenle bu ülkenin adaletiyle ilgili sadece para konuşmayı reddediyorum. Ve şimdi asıl meseleye geliyorum. Yargı krizi dediğimizde sadece verilen kararlardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Kararların nasıl verildiğinden, hangi talimatlarla iddianamelerin yazıldığından ya da yazılmadığından, hakim ve savcıların siyasi kimliklerinden, bazı Yargıtay ve Danıştay üyelerinin anayasa ve kanunlara göre değil, saraya sundukları bağlılıklarından bahsediyoruz. Yargıyı bu hale getiren, yargıyı çürüten, çetelere, mafyaya, örgütlere, tarikatlara bırakan ne yazık ki sizlersiniz. Yurttaşlar öyle bir ortamda, hukuksuz ortamda doğal olarak adaleti mahkemelerde göremediği için Anayasa Mahkemesi'ne ve AİHM'e gidiyorlar. Değerli arkadaşlar, yargı krizini yaratan bir yerde Yargıtay. Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca birkaç ay önce elini yükseltti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ülke başsavcılığı olarak değiştirilsin dedi. Bu sıfatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alıp kendilerine verilmesini talep etmek büyük bir cesaret örneği. Tebrik etmek gerek. Ben de el yükseltiyorum arkadaşlar. Diyorum ki Yargıtay'a ülke hakimi sıfatını verelim. Ne de olsa Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında verdikleri karar adeta bunun için bir adım. Anayasaya ise bir darbe girişimi yaptıkları için artık Yargıtay'a ülke hakimi diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, bitmedi. Yargıtay Başkanı bu sıfatlarla uğraşı dursun. Ben size bir kuruldan bahsedeceğim. Yargıtay'da bir kurul var. Duymamışsınızdır. Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu. 8 Aralık 2017'de oluşturulmuş, 9 Temmuz 2018 tarihinde ise göreve başlamış. Bu kurul ne iş yapar? Bu kurul Yargıtay hakim savcıların davranışlarının ve muhtemel davranış modellerinin etik değerlere uygunluğu hakkında karar verir. Peki ne iş yapmış arkadaşlar? Yargıtay sitesine baktım. Sadece 2019'da 6 inceleme yapmış ve karar vermiş. Başka sitede hiçbir veri yok. Anlaşılan o ki Yargıtay'da bulunan hakim ve savcılar etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi gibi. Şimdi ise bu hiç çalışmayan kurul için bir de bütçe ayırmış Adalet Bakanlığı. Diyor ki Yargıtay kurulun faaliyetlerin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla eğitim, araştırma, inceleme olanaklarının sağlanması ve bu konuda bütçe ayrılması gerek diyor. Bakıyoruz 2022 faaliyet raporunda Yargı Etiği Danışma Kurulu'nun faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla bir eğitim programı konulmuş. Yıl sonunda bu hedefe bile ulaşılmamış arkadaşlar. Kurulun olmayan faaliyetlerin tanıtılması amacıyla bir kere toplantı yapılması karar verilmiş, 2 toplantı yapılmış. Buradan anladığımız kurul işini yapmıyor. O zaman bu kurula niçin kurula ayrılan bütçeye gerek var arkadaşlar? Atın gitsin. Arkadaşlar, bu kadar tırnak içinde ciddiyetsiz çalışan bir Yargıtay var karşımızda. Bunun yanında adalete, hakka, hukuka, anayasaya saygı duymayan bir Yargıtay var. Sarayın ayağı olmuş, hukuk sopası olmuş bir Yargıtay var. Kendi işini yapmayan, anayasal sınırlarını aşan bir Yargıtay var. Böyle bir durumda Yargıtay bütçesini konuşmayı da zul sayıyorum arkadaşlar. Zul sayıyorum. Uzun lafın kısası, Sayın Bakan, anayasayı değiştirmenin avukatlığını soyunacağınıza, Adalet Kurumu'nun başında bulunmanın sorumluluklarını yerine getirin. Sayın Bakan, çalışmayan kurulları, para çarkının dişlisi olan bir kısım hakim savcıları, talimatla verilen kararları, suçluların ülkesini kaçmasına olanak sağlayan yargı mensuplarına kendinize görev atfedebilirsiniz. Para konuşmadan önce Sayın Bakan, ülkenin adalet sistemini düzeltmek için mücadele verirsiniz. Ama buna cesaretiniz varsa, o da yok. Değerli arkadaşlar, Führer hukuk danışmanı Hans Frank'a bir mektup göndermiş. Hans Frank, Führer'e mektup göndermiş. Mektubunda, Sayın Führer'im hiç endişe etmeyin, savcı ve hakimlere şöyle dedim. Karar verirken anayasaya, hukuka, kanuna ve yönetmeliklere takılmayın. Führer benim yerimde olsaydı diye düşünün,